أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الحادي والعشرون من باب النواسخ المبتدأ والخبر مبتدأ خبر النواسخ لرنن bugün 21. dersini okuyoruz. ومن أحكام هذه الأفعال dün okuduğumuz أفعاللar زنة وأخواته idiler. ومن أحكام هذه الأفعال bu efalların ahkamları çoktur. Onların o ahkamların bazısıdır ne? Ennehu yecüz diyor. Ve min ahkami hazil efali. Yani ve ba'du ahkami hazil efali. Bu efalların ahkamların bazısıdır ne? Ennehu. Şenha yecüzü caizdir. Fiha bu efallarda. El ilgahu ve talihu. İlga da caiz, talih da caiz. Oldu. Ve min ahkami hazel babi min bad manasındadır. Mubtada ennehu yecüzü fihel ilga ve taliku bu mezhep tevlindedir. Minin haberi. Bu Sibeyveyh'nin mezhebi. Yahut da ennehu yecüzü fihel ilga ve taliku mubtada min ahkami hazel babi haberi mukaddem o da caiz. İlga nedir? Talik nedir? Şimdi ilgadan bahsediyor. Yalnız bunu bilelim. İlga iptalul amel lesen ve manendir ama ala sebil cevaz. Talik iptalul amel lesen la manen. Lesen la takdirendir ama ala sebil vücub. Bunu unutmayın. İlga nedir? İlgaul amel lesen ve manen ala sebil cevaz. Yani caizdir. Olabilir olmayabilir. Olursa olduğu takdirde lesen de olur, manen de olur. وَمِنْ أَحْكَامِ هَذِي الْأَفْعَالِ اَنَّهُ يَجُزُ فِيهَا الْاِلْغَاءُ وَتَعْلِقُ Efallarda ilga da caiz, talik da caiz. İlga, talik, bu zanne ehvatuhu'dan başka efallarda caiz değil. فَاَمَّا الْاِلْغَاءُ İlga nedir? فَوَ عِبَارَةٌ عَنْ اِبْتَالِ عَمَلِهَا Bu efalların amelinin iptalinden ibarettir. Bu iptal da fil lefsi vel mahalli. Hani ben demin mana dedim, mananından murat zaten mahalli. Bu efalların amellerini iptali. Hem lefsendir, hem mahallen. Ama ara sebil cevaz. Yani iptal etmeyebiliriz. Ettiğimiz zaman hem lefsendir, hem mahallendir. Peki, fe emmel ilgâhu fe ve ibaretun an iptali amelihâ fil lefsi vel mahalli. O da ala sebil cevaz. Niye bu iptalul zanne ve khavatu fil lesi vel mahalli yapılıyor? Litevessutiha beynel mef'uleyni. İki mef'ulü arasına, iki mef'ulleri arasına girdikleri için lefsen, mahallen amelleri iptal edilir. Ev teekhuriha yahut da bu ef'allar teekhur, müteekhir oldukları için anhumuma iki mef'ulden. Demek ki ef'alul kulub bu kitabın tabirine göre zanne ve havatuha iki mef'ulleri arasına girdikleri vakit iki mef'ullerinden müteahhir oldukları vakit ilgaları caiz. Nas ne demek? Yani amelleri lesen mahallen iptal edilebilir. Caizdir. Fe'emmel ilgâ'u fe've ibaretu an iptali ameliha bu zanne ve havatuha fillesi vel mahalli yalnız ala sebil cevaz olsa iyi olurdu. Bu iptal da li tevessut ya beynel mef'uleyni ev teekhuriha anhuma. Misalu tevessut ya beynehuma kavlike zeyden zanentu alimen. Zeyden zanentu alimen. Bil i'mali neyledir? İ'mal nedir? Bak zeyden zanentun birinci mef'ulum. Alimen ikinci mef'ulum. Zanentu tu faaldir. Zanentu birinci, ikinci mef'ulü arasına ne etmiş? Girmiş. İki mef'ulü arasına girdiği halde amel etmiş. Ama ve yecüz zeydun zanentu alimun. Zeydun mubteda. Alimun zeydunun haberi. Zanentu fil tu faal. Burada zanentu iki mef'ulü arasına girmiş. Ameli iptal edilmiş. Bak bir ihmali. Neyledir? İhmal. İhmal demek yani iptal demek, amelen iptaliyledir.
Bak misalu tevassuti beynehuma kavluke zeyden zanantu alimen bil imali ve yecuzu zeydun zanantu alimun bil ihmali. İhmal olursa zeydun muhteda alimun zeydun haberidir. Zanantu fiiltu faal birinci ikinci mefulleri yok. Zeyden zanantu alimen olursa zeyden birinci meful, alimen ikinci meful. Peki delil nedir? Delil diyor kâle şairu. Ebil era ciziye ebne lu'mitu iduni ve fil era cizi hintu lu'mu vel havarum. Şimdi manası dursun. Bir beyte bak, hıltıyı gördünüz mü? Hıltı. El lu'mu vel havarum. Birinci mefhuldür. Mubtada olmuş. Ve fil era cizi. El lu'mu vel havarum haberidir. Hıltı. Birinci, ikinci mefulu arasına girmiş, ne olmuş? İhmal olmuş. Ne olmuş? İhmal olmuş. Niye ihmalın örneği şerle getiriyor da ihmalinkini getirmiyor? İhmal zaten asıldır. Hilaful asr olan, asıl dışına çıkan ihmaldir. Ona delil lazım. Ona şahit lazım. Şer, ayetle örnek onun için gereklidir. Oldu mu? Şimdi biz ne yaptık? El-lu'mu vel-khaveru birinci mef'ul mubtada olmuş dedik. Ve fil-eracizi car-ı mecrur haber olur. Bir bakalım kendisi söylüyor. Fel-lu'mu mubtada muakharun. Lu'm nedir? Mubtada-i muakhar. Tabi lu'mu mubtada-i muakhar olunca vel-khaver onun üzerine matuf, o da mubtada'dır. Fel-lu'mu mubtada muakharun. Lu'm mubtada-i muakhardır. Ve fil eracizi fi mevdi'ir raf'in. Niye? Mahalle merful li'ennehu haberun mukaddemun. Çünkü o da nedir? Haberi mukaddem. Ve ulgiyet hiltu. Hiltu kelimesi. Yani ulgiyet muhennes gelmiş. Hiltu'dan kelime alırız. Ve ulgiyet hiltu. Asa ilga edilen hiltu komple değil de hiltu'daki hildir, haledir. Ve ulgiyet hiltu, hiltu ilga edilmiş li tevessutiha, bu hiltu kelimesi tevessut etmiş benim ağam. Birinci ile ikinci mefru arasında tevessut ettiği için, birinci ikinci mefru arasında girdiği için ilga edilmiş. Peki, bu babın ef'alları birinci ikinci mefru arasında girince ilgaları yapılıyor, i'marları da caizdir. İkisi de caizdir. İkisi aynı mı? Biri daha mı raca? Ve helil veçhani sevaun. İki vecih eşit midirler? Evil i'malu ercahu. Veya i'mal amel daha nedir? Racadır. Fi mezhebe. Yani burada ne var? İki mezhebe var. Bir mezhebe göre i'mal daha nedir? İki vecih i'mal ihmal eşit. Bir vecihe göre i'mal daha nedir? Raca. Hiçbir veçhe göre ihmal daha racihtir yoktur. Unutmayın. Efal-ı kulubdan herhangi bir fiil iki mef'ulü arasına girerse kimisine göre i'mal ihmal eşittir. Kimisine göre i'mal daha nedir? İ'mal daha racihtir. Öyle değil mi? Hiç kimseye göre ihmal daha racihtir. Hiç kimse öyle dememiş. Hiç kimseye göre ihmal daha racih değil. Şimdi şer'in manasına dönelim. Önce ve fil eracizi. Eraciz ürcüzetin cemidir. Nedir? Ürcüzetin cemidir. Ürcüzet demek Behr-ü Recez'den yapılan nezimlere denilir. Yani bu Behr-ü Recez, behrler çok. Eraciz ürcüzetin cemidir. Ürcüzet ne demek? Behr-ü Recez'den yapılan menzumler demektir. Öğrendik mi? Lum mana cimrilik. Lum ne demek? Bakillik, cimrilik demektir. Havel ne demek? Daf demek. Havel ne demek? Havel, daf. Ha şimdi şair ne diyor? Ebil eracizi. Ürcüzelerle tu'iduni, beni korkutuyorsun. Tu'idunu, tu'iduni,
evade yu'idu. Ekreme yukrimu babıdır. Tu'idu ninunukad yaun mefuludur. Ebil eracizi. Ürcüzelerle tu'iduni. Beni tehdit ediyorsun. Yani Bahri Recez'in şiirleriyle mi beni korkutuyorsun? Yebne lu'mi. Ey lu'mun oğlu. Ey cimriliğin oğlu. Cimrinin oğlu manası, insan cimriliğin oğlu olamaz. Yani ne demek? Cimrilik sana tabiat olmuş, secciyet olmuş, sanki onun oğluymuşsun gibi. Bildiniz değil mi? Ebil eracizitu iduni yebne lu'mi. Ey lu'mun oğlu. Eracizlerle mi beni korkutuyorsun? Halhal ve fil eracizi. Ve fil ne? Eracizi. Ürcüzelerde. Yani el-lu'mu vel-khavaru fil-eracizi. Ürcüzelerde lu'm var, cimrilik var. Ürcüzelerde daf var. Hiltu, ben bu şekilde ne ediyorum? Zan ediyorum. Yani bana zan vak olmuş ki lu'm, khavar nerededir? Eracizedir. Öyleyse benden iyi ürcüzeleri biliyorsun, beni tehdit ediyorsun. Beni galabet etmeyi istiyorsun. Eracizde kıymetli bir şey değil ki. Benim zannıma göre eracizlerde lüm var, haber var. Oldu. Ebil eracizi yebne lümi tu'iduni ve fil eracizi hiltu lümu vel haveru. Anlaşıldı. Ve misalu teahhuriha anhuma. Bu ef'alların her iki mefhulünden teahhur etmenin misali, yani ilgası, teahhur esnasındaki misal, misali, kavruke zeydun alimun zanıntu. Zeyd mubteda, alimun zeydunun haberidir, zanıntu fil tufa'al. Ama burada zanıntu, birinci, ikinci mefhulüne ihmal olmuş, bil ihmali. Niye? Çünkü bu ef'al amelde zayıftırlar. Kalple ilgili oldukları için, gizli manayla ilgili oldukları için amelleri nedir? Zayıftır. İki mefru arasına girince, iki mefrundan sonra gelince bu daf biraz daha ne oluyor? Artıyor. Onun için amel yapamıyorlar. Ve misalu teahhuriha anhuma kavluke zeydun alimun zanentu bil ihmali. Ama ve huvel ercahu bil ittifaki. Hani biraz önce ortada olmuş olsaydı fiil, kimisine göre amel ihmal eşit, kimisine göre i'mal ercehli. Bak i'mal erceh diyenler var ama sevaun diyenler de var. Ama ortada değil, fiil iki mef'ul sonunda gelince burada ve huve ihmal ercehu bil ittifaki. Burada ihmal ittifaki olarak nedir? Daha ercehdir. Ve misalu teahhuriha anhuma kavluke zeydun alimun zanentu bil ihmali ve huve ercehu bil ittifaki. İttifakça burada İhmal ercehtir. Niye? Çünkü buradaki bir önceki de fiil bir mefhumdan müteahhir olmuş ama diğerinin önünde idi. Dafi o kadar şiddetli değildi. Ama buradaki fiil iki mefhumdan ne olmuş? Müteahhir olmuş. Dolayısıyla buradaki daf daha ne olmuş? Artmış daf daha fazla. Onun için burada ihmal ihmaldan daha raci. Ve yecudu zeyden alimin zanıntu. Zanıntu fil tufal. Zeyden birinci mefhul, alimin ikinci mefhul. Bu da zayıf. Merci olmayla birlikte caizdir. Bil ya'mali. Bak zeyden alimin ya'malidir. Kale şairu. El kavmu fi eseri zanıntu fe in yekun. Makan zanıntu fakat zafirtu ve khabu. Şimdi istişat. El kavmu mubteda. Fi eseri el kavmunun haberidir. Zanantu fir tuğunun faalidir. Zanantu bu iki mefhumda müteahhir olmuş mu? Olmuş. Ameli ihmal edilmiş mi? Edilmiş. Bak kendisi diyor. Fel kavmun mubtedeun. El kavmun mubtede. Ve fi eseri fi mevdi rafin mahalle merfu carun mecru hasıla hasuna mutallak mahalle merfu ala ennehu haberuhu. Kavmun neydir? Haberidir. Ve uhmilet zanne. Zanne ne yapılmış? İhmal edilmiş burada. Niye? لِتَأَخُّرِهَا. Zanne kelimesi teahhur edilmiş. اَنْهُمَا. Neden? Hem kavmdan hem fi eseriden. Hem birinci mefhuldan hem ikinci mefhuldan müteahhir olduğundan dolayı burada zanne kelimesi ihmal edilmiş.
Oldu. Şiirin manası nedir? El-kavmu fi eseri. Benim eserim peşimdedirler. Benim izmi takip ediyorlar. Benim arkamdadırlar. Kavmdan kaçmış artık ne yapmışsa. Diyor el-kavmu fi eseri zanetu. Ben zannediyorum ki, kavm benim eserimdedir. فَاِنْ يَكُنْ مَا قَدْ زَنَمْتُمْ فَاِنْ يَكُنْ مَا قَدْ زَنَمْتُمْ Eğer benim zan ettiğim şey doğru ise, gerçekten benim eserimde ise, beni takip ediyorlar ise فَقَدْ زَفِيُتُ Ben kurtuldum. Bak, ben kurtuldum onlardan. وَخَابُ Onlar umduklarını bulamadılar, umduklarından mahrum oldular. اَلْقَوْمُ فِي اَسَرِ زَنَمْتُمْ فَاِنْ يَكُنْ فَنْ يَكُنْ مَعَنَا فَنْ يَتَحَقَّقْ مَا قَدْ زَنَمْتُمْ Eğer benim zan ettiğim şey doğru olursa فَقَدْ زَفِيرْتُ وَخَابُ Ben kurtuldum, onlar umduklarını bulamadılar. اَلْقَوْمُ فِي اَسَرِ زَنَمْتُ فَاِنْ يَكُنْ مَا قَدْ زَنَمْتُ فَقَدْ زَفِيرْتُ وَخَابُ Oldu. Peki biz buradan bir şey öğrendik. Nedir? اَفْعَلُ الْقُلُوبِ İki mefulleri arasında gelseler, iki mefullerinden sonra geldikleri vakit ilgaları da caiz, ihmalları da caiz. Ortada olursalar, kimisine göre ilga ihmal eşit, kimisine göre i'mal daha raca. Ama sonunda geldikleri vakit ittifakan ihmal daha racadır. Peki, ef'al-u kulub bir iki mefullerinin önünde oldukları vakit, o hiç söylemedi orada ilga caiz mi değil mi? Orada müstenif susluğuna göre demek ki orada ilga caiz değil. O da diyor. وَمَتَا تَقَدَّمَ الْفِيَلُ عَلَى الْمُهْتَدَئِ وَالْخَبَرِ مَعَنْ Fiil muhtada haber üzerine mukaddem olursa. Diğer bir deyimle وَمَتَا تَقَدَّمَ الْفِيَلُ عَلَى الْمَفْعُلِ الْاَوَلِ وَالْسَّانِ مَعَنْ لَمْ يَجُزِ الْاِهْمَالِ O zaman ihmal caiz değil. Niye? Çünkü bunlar amildirler, fiildirler, mamullerinin önündedirler. Bunların dafine yol açan, bunların ihmaline yol açan bir gerekçe yoktur. La taqulu zanantu zeydun kaimun. Zeydun muhteda kaimun haberdir. Zeydun kaimun cümlesi zanantunun kendi bir iki mefhul yerine kaim olsun bu caiz değil. Zeydun muhteda kaimun caiz değil. Bir rafi. Mecbur zanantu zeyden kaimen olacak. Ama hilafen il kufi yine Kofiler diyorlar, ef'al-u kulub, muhteda haberin önünde de olsalar dahi, birinci, ikinci mef'ullerinin önünde olsalar dahi, fiile kalbi olması hasebiyle, i'malları zaten caiz, ihmalları da mercuhiyet üzerine caizdir. İhmal da nedir? Caiz. Oldu. Ve emme talihu, ilga biti talihe geldik, burada durarlar. نفعكم الله نفعا مبينا